Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarından közlenmiş patlıcan konservesi tarifini sizler için hazırladım. Burada gördüğünüz diğer tariflerimde diğer videolarımdan arkadaşlar izleyebilirsiniz. Mutlaka kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Paylaştığımda bu videolarım da sizlere bildirim olarak gelsin. Evet, közlenmiş patlıcan konservemiz için öncelikle patlıcanlarımızı közleyerek işe başlayacağız. Patlıcanların biraz iri olmasına özen gösterelim. Ben Boston patlıcanı ile patlıcanlarımı közledim arkadaşlar. Bu sayede daha çok içi oluyor, etli oluyor ve daha çok patlıcan elde etmiş oluyorum. Çok az bir közleme ile daha çok patlıcan elde ediyorum. Evet. Patlıcanları közlemeden önce 5-6 yerinden bıçak ile çizik atıyoruz. Bu hem içinin pişmesini hem de patlıcanlarımız közlenirken patlamamasını engelliyor. Evet, ateşimizi yakıyoruz ve közünde patlıcanlarımızın her tarafını, dört yerini birlikte çevirerek közlüyoruz. Evet, burada videoyu çektiğim için elimin islenmemesi için ben bıçak ve çatal yardımı ile patlıcanlarımı güzelce temizledim. Ve benim için çok da pratik oldu. Evet, sizler dilerseniz direkt elinizle bu işlemi yapabilirsiniz. Ama ben tercih etmedim. Dediğim gibi bıçak ve çatal yardımı ile benim için çok daha pratik oldu. Bu arada eşim de hem közlemede hem temizlemede bana yardımcı oldu. Eşimin sayesinde de çok çabuk patlıcanları temizlemiş olduk. Közleme işlemini arkadaşlar, eğer bahçeniz yoksa, közleme imkanınız yoksa fırında da közleyebilirsiniz ya da ocağın üzerinde de, tüpte de közleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlarımız çok güzel közlendi, içleri çok güzel pişti. Ve patlıcanları temizlerken önce 2'ye daha sonra 4'e kesiyorum ve yan tarafa çevirerek çatal ve bıçak yardımıyla çok daha çabuk içini temizliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve patlıcanlarımızın içinden çıkan suları var. Tepside birikecek. Bu patlıcanların suyunu daha sonra kullanacağız. Bunları da atmıyoruz. Evet, 10 kilo patlıcandan elde ettiğim patlıcanlar arkadaşlar bu kadar. Oldukça çok çıktı. Ben bu patlıcanları birkaç tarifte kullandım. Dediğim gibi bu tarifleri de kaçırmamak için kanalıma lütfen abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Ayrıca tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğen ve yorumlarınızda bana destek verirseniz çok sevinirim. Evet, közlenmiş patlıcan konservemiz için patlıcanların bir miktarını yapacağım kadar bir tepsiye ayırdım. Üzerine 2-3 tane sarımsak dişini ezdim ve 2-3 tanesini de ince ince bu şekilde doğradım. İri kaya tuzu serptim damak tadına göre. Daha sonra karıştırıp bakacağım. Eğer az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Kontrollü bir şekilde ilk başta ekleyelim. Her yerine gelecek şekilde karıştıracağız, harmanlayacağız. Bir çay bardak da sirke ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Ben bu esnada karıştırıp tadına baktıktan sonra biraz sirke ilavesi ve tuz ilavesi yaptım. Dediğim gibi damak tadına göre ayarlayalım arkadaşlar. Size iyi gelirse bir çay bardak sirke, bir çay bardak da bırakabilirsiniz. Ve burada belirtmeyi unuttum. Patlıcanları böyle çok ince bir şekilde doğramıyoruz. İnce uzun şekilde arkadaşlar bırakıyoruz. Neredeyse tüm olacak şekilde sadece incelttim. Ve bir çay bardak da zeytinyağı ilavesi yaptım. Hepsini güzelce karıştırdım. Burada tadına baktıktan sonra tuz ve sirke takviyesi yaptım. Tekrar her yerine gelecek şekilde karıştırdıktan sonra kavanozlarıma pay ettim. Burada sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ince uzun şekilde bıraktım arkadaşlar. Çok iri değil, çok ince de değil.
Kullanacağımızda bunları dilersek incelteceğiz, dilersek ezeceğiz. O şekilde kullanacağız. Evet, bu şekilde kavanozlarıma pay ettim. Hazırladığım bu harçtan 3 kavanoz patlıcan konservem çıktı. Bu patlıcanları kışın istediğiniz tariflerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Meze olarak, salata olarak, istediğiniz yemekte farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor. Evet, hazırladığımız bu konservelerimizi şimdi vakumlayacağız arkadaşlar. Kapaklarını sıkıca kapatacağız. Tenceremizi altına birbirlerine değmemesi için kaynarken bir bez koyacağız ve su dökeceğiz. Bu şekilde yaklaşık bir 20-30 dakika kaynatacağız ve kavanozlarımızı vakumlamış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi diğer tariflerimde arkadaşlar müthiş lezzetli bir sos yaptım. Bu sosun tarifini de vereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca derin dondurucuda köz salata tarifi de paylaştım. Onun tarifini de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, burada gördüğünüz gibi patlıcan konservelerimi güzelce vakumladım. Kapaklarını kontrol ettikten sonra artık erzak dolabıma kaldırdım. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza edelim. Evet, bugünlük bu kadardı. Bugün sizlere közlenmiş patlıcan konserve tarifini verdim. Umarım beğenirsiniz. Alışılagelmiş tariflerin biraz dışında sade patlıcan konservesi tarifiydi. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.